18 yıllık bir evliliğim var Nedime Yavuz'la, eşim olan. Bununla sürekli tartışıyoruz, şey yapıyoruz. Bunun için ben boşanma davasına şey yaptım. Ne yazık ki bu boşanma davasından dolayı da aile büyükleri araya girdi. 6 tane çocuğunuz var dedi ve bunun üzerine biz boşanma davasından vazgeçtik. Geri bir araya geldik. Bu kadın dedi boşanırsan seni vururum, öldürürüm. Ve en sonunda baktım ki yine bu tartışmalar gerçekleşiyor. Biz anlaşamıyoruz. Ayrılmayı şey yapınca bu kadın beni vurdu. Akciğerimden 2 defa ameliyat oldum ve şu anda da ömür boyu çekeceğim bir şey durumuna geldi. Bıçakla bir darbe var. Yalnız bıçağı işte akciğerimin içine kadarı yarım şey olarak girmiş bıçak. Ve bunun üzerine tekrar benden uzaklaştırılması oldu. 6 tane çocuğum vardı. Çocuklarımı aldı. Bunu göremiyordum. Çocuklarıma da aynı şiddeti uyguluyordu. Defalarca ben bunun raporunu aldım. Boşanma sürecindeki şeye sundum. Ne yazık ki bunları da geri iptal etmiş olduk. Eşim, büyüklerimiz araya girdi. Eşim eve geri geldi. Uzaklaştırma cezasını kaldırdık. Ve bunun üzerine yine planlı bir şekilde beni öldürmeye gece yarısında bıçakla saldırdı. Oğlum Ahmet Yavuz bunu aralamaya kalktı. Araya şey etti. Bunlar da polis gelene kadar ben baştan sona bunun kaydını yapmışım. Ve kendimi artık ispatlamak istiyorum. Bu kadından kurtulmak istiyorum. Yani hep kadın cinayeti, kadın cinayeti deniliyor. Ama ne yazık ki şu anda erkek cinayeti işlenecek. Elimde deliller de var, kayıtlar da var. Bu kayıtlar da imha ediliyor. Bana bu iftirayı attı, ilaç içirdi diye, oğluyla birlik oldu diye. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bunlar kayıt altında. Ses kaydı yapabilmişimdir. Polisin geleceği ana kadarı kayıt yapmışımdır. Ve savcım isterse bu şeyleri de veririm. Birçok kayıtlar da vardı. Kendisi kafasından yani ben kafasındaki kurguları şey demiyorum. Yani bir film izliyor. O filmi uyguluyor gibi sanki böyle. Yani cinayet işlemeye de şeydir. Kendisinin meyilli bir kişidir. Çünkü olay günü gene bıçağa saldırdı. Beni vurmasına rağmen o bıçağı oğlum ve ben şeyler oğlum araya girdi ve ben elinden alıp attım onu. Konuşma zorluğu bile çekiyorum bu kadın karşısında bu şeyleri yaşayarak kendimi ifade edemiyorum. Ses kaydı var, kamera görüntüleri vardı. Bu görüntüler ben evden uzaklaştırma yapıyordu. Bu görüntüleri imha ediyordu, kamerayı kırıyordu. Ses kaydında bizim o gece ne yaşadığımız varsa kendisinin saldırması, çocuklarına tehdit içerikli konuşmalar, çocuklarını öldürmeyle tehdit etme, ağzına alınmayacak hitamlarda bulunma, yani bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler, ağzıma alınmayacak kelimeler, bunlarla psikolojikmen bozarak onları tehdit ediyor ve bu çocuklar da çaresiz bir şekilde ağlıyor ve çocuklarının da kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlar da vardır. Şu anda kızımın şeyleri, annesi sen de bunun arasındaki. mükemmeldekiler gibisin. Tamam mı? Ben bunu söylemeyecektim ama aynısın. Anladın mı? Sen de çocuğunu onlara nasıl yüzünden öldürürsün. Sana söyleyeyim. Ağlayan kızımdır. Kızıma iftiralar atıyor ve burada ben gelmeden önce şiddet uygulamış. Boğduğunu söylüyor kızım. İftiraları öğrenmiş. Onu ben mi dedim? Evet. Attığı ifraların kaydı var bunun üzerinde. Olay günü bana ilaç içirdi.
oğlumla beraber beni öldürmeye şey dediğin tamamının kaydı var. Polis gelene kadarı ne yaşanmışsa kayıtlar bunun içinde. Beni sadece haklayan bu kayıtlardır. Başka türlü kendimi ifade edemem. Savcının bunu incelemesine bu kayıtlarda her şey gerçek açıkça ortalıkta şey diyor. Ben yaralı olduğumu bizzat o olayın içinde de ifade ediyorum. Çünkü ben ameliyat yeni şey olmuş, beni bıçaklamış. Orada da yaralı olarak geçen kişi benim. Yaklaşık 20 gün gibi bir zaman iki defa ameliyat oldum. Bir kezinde akciğerim söndü. Kendisinin vurduğu darbeyle ikinci kez tekrar bana vurdu. Başka ses kaydı var. Onlar telefonumda. Sadece o kayıtları şey almadım. Şu anda benim olayımla özellikle şu anda işi olarak bunlar olduğu için bunlar. Yani artık ben bu kadının karşısında bu konuşma yeteneğimi kaybediyorum yani.